Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bu videodaki konumuz polis kaydı meselesi. Şimdi polis kaydı bölgeden bölgeye değişiklik gösterebiliyor. Londra'da farklı, bizim bu tarafta yani Coventry'de farklı. Buraya West Midlands Police Station bakıyor yanlış hatırlamıyorsam. O da Birmingham'da. Yani başvuru şekillerinde birazcık farklılıklar olabiliyor. Mesela Londra'dakiler form alıp, çıktısını alıp, doldurup o şekilde gidiyor. Ama burada öyle bir seçenek yok. O yüzden bu uyarımı dikkate alırsanız sevinirim. Yani biz Londra'dan başvuracaktık, yanlış yönlendirdiniz demeyin. Bu anlatacaklarım sadece West Midlands'la ilgili olacak. Bunu belirteyim. Şimdi bizim yaptıklarımız şu şekildeydi. Öncelikle West Midlands Police Station'a üye olduk. Oradan randevu aldık. Randevu alırken şuna dikkat edin. Ben kendim mesela üye oldum, randevu oluşturdum adres kaydı diye. X bir gün için randevumu aldım. Ancak eşim için almadım. Yani düşündüm ki beraberiz. Hani orada eşimin adını falan da giriyorum zaten. Herhangi kimse de bizi bu konuda uyarmadı. Sonra gittiğimizde şöyle bir şeyle karşılaştık. Eşiniz için de ayrıca randevu almanız gerekiyor dediler. Bir daha randevu almak için uğraştık dedik. Ne yapacağız? Şimdi randevu günü olmazsa biraz bir panik olduk açıkçası. Yani orada da bir şey var. Bir görevli bir kadın var. Yani gerçekten çok ilgiliydi. Sağ olsun kısa bir sürede Esra da kendisi için randevu oluşturdu ve başvurusunu yaptı. Şimdi şunları belirteyim. Önceden herhangi bir form doldurmanıza gerek yok. Yani kağıt çıktı alıp da bir form doldurmanıza gerek yok. Online olarak her şeyi zaten doldurabiliyorsunuz. Bu nedenle gittiğinizde zaten her şeyiniz hazır oluyor. Sadece yapmanız gerekli olan şey şu oluyor. Formu doldurduktan sonra gününde ve saatinde polis merkezinde olmanız yeterli oluyor. Gittikten sonra da zaten size gerekli olan soruları falan yönlendiriyorlar. Herhangi bir şekilde zor bir şey yok ya da sordukları çok farklı bir şey yok. Yanınızda pasaportunuz ve biyetiniz zaten her zaman bulunmasında fayda var. Sisteme fotoğraf yüklemeniz önemli çünkü yüklemezseniz bir daha oradan işte BRP'den falan taratarak bir şeyler yapmaya çalışabilirler. Yani her şeyi siz internetten düzgün bir şekilde yüklerseniz sizin için daha iyi olur. Biz gittiğimizde bu şekilde bir sorun yaşamadık. Sadece yanlış hatırlamıyorsam eşimin fotoğrafında bir sıkıntı vardı. Onu da harici olarak biz fotoğraf çektik falan. Oradaki görevde sağ olsun bayağı bir yardımcı oldu. Evet, bir de şey var, tabii ki ödemesi var. 34 pound idi bizim zamanımızda. Tabii bu video güncelliğini kaybedebilir, fiyatlar değişebilir, ufak tefek değişiklikler olabilir. O yüzden mutlaka farklı kaynaklardan da araştırmalarınızı yapın. Bunun uyarısını da yapayım sizlere. Başvuru başına 34 pound alıyorlar. Ödemeyi gittiğinizde polis station'a kartla ödeme yapabiliyorsunuz ya da cash yapabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra çocuklarla alakalı olan sorular var. 16 yaşından küçükse adres kaydı yapmanıza gerek yok. Tabii gittiğinizde siz de yine sorarsanız iyi olur. Teyit ederseniz çok iyi olur. Adresinizi kanıtlayacak bir belge de olursa iyi olur. Council tax gibi ya da bank statement gibi bir şey olursa güzel olur. Bu ikametgah, yani bu sıfırdan gittiğinizde adresinizi belirtmeniz gereken olan şeydir. Size verdikleri kağıdı da sakın kaybetmeyin. O da ülkeye giriş çıkışlarda lazım olacağı söyleniyor. Bir de adres değişikliği var. Adres değişikliği de hemen hemen aynı oluyor. Sadece öncesinde tekrardan sisteme girip ilk başvurunuzu yapıyorken zaten bir üyelik oluşturmuştunuz. O üyelikle girip adres değiştirmek istediğinizi, eski adresinizi, yeni adresinizi tek tek belirtiyorsunuz. Bunları eğer sistemden kendiniz yaparsanız oradaki görevlinin de işini kolaylaştırmış olursunuz. Kendiniz de zaten çok beklemiş olmazsınız. Hızlı bir şekilde işleminiz hallolur. Biz gittiğimizde polis böyle baktı, her şeyi yapmış, böyle bakıyor böyle, bize bakıyor falan, bir bakıyor, tamam diyor, olmuş diyor, perfect falan dedi böyle. Yani anlamadım, herhalde şey adres değişikliğinde hep problem oluyor anladığım kadarıyla. Adam şaşırdı böyle her şeyi düzgün yapmışız diye. O yüzden her şeyi internetten basit bir şekilde online'a da kaydedebilirsiniz. Bunlar önemli. Sonra adres belirtmezseniz cezası falan filan olabiliyor. Bu nedenle ileride doğacak sorunları şimdiden halledebilirsiniz. Güncel olmakta fayda var. Evet, bu konuyu da burada sonlandırdığımıza göre kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.